İsmim Yalçın Çaparlı. Yaklaşık ben de 26 ay önce sevgili sponsorum Hüseyin Demir ve üst sponsorum Ümmet Hazır'la beraber hiçbir network deneyimim olmamasına rağmen Vanhor yolculuğuma başladım. Mesle kendim daha önce maaşlı işlerde bulundum. Daha sonra esnaf olmaya karar verdim. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle o da esnaflığından tam 13-14 yılım geçti. Tabii ki sabah erkenden kalkıp akşam 10 bununla alakalı çocuklarımın yüzünü görememek zamanla alakalı bir problemim vardı. Tam o aralar arayış içerisindeyim aslında. Derdim çok para değildi ama zamandı. Bununla alakalı beni Hüseyin Demir bir gün telefonla aradı. Dedi abi dedi, bir iş var dedi, çok para kazanacağız dedi. Hesabımda şu kadar para var, bana yollar mısın dedi. 2018 hikaye çok enteresan. Arıyor adamı diyor ki abi diyor bir iş var, çok para kazanacağız, hesabımda şu kadar para var mı, bana gönderir misin dedi. Evet. Normalde girmemen lazım bu işe. Ben dedim bu parayla mı çok para kazanacağız, inanmadım. Tabii ki abi dedi bir ürün gelecek, sakın dedi açma. Ben ön yargılı olan bir insan değilim aslında ama daha önce eşime çok network ile alakalı çok yani teklifler geldi ama ben o konuda ön yargılıyım. Yani bu işlerden iş olmaz tabii ki modundayım. Klasik ticaretteyiz tabii ki. Kazancımız iyi, mesleğimiz güzel. Tabii ki Hüseyin Demir'i daha önce tanıyorum arkadaşım. Bu tarz işleri yaptığını biliyorum, bu tarz işe girdiğimi de biliyorum aslında ama tabii ki bir şansımızı deneyelim dedim bu ara. Ürünler geldi, ürünleri gördüm. Bir kağıt parçası, dedim buna mı para verdik? Evet abi, dedi, buna para verdik. İnanmadım, anlattı. Ümmet Bey de var bugün herhalde. Anlattılar, bir bu kulağından geldi, bu kulağından çıktı tabii ki. Ama o denge testini yaptıktan sonra benim bütün şeyim değişti, auram değişti. Dedim ki bu üründe bir şey var, mutlaka bunun yani bu ürün kaliteliyse mutlaka satışı, pazarlaması olur diyerek ilk tabii ki ne yapmamız gerekiyor diye yani sordum tabii ki tecrübeye teslim olmak lazım. Ben bilmiyorum. Network dediğim yok. Ben bana dediler daha bir liste yap. Herkesi davet et. Ben oraya anlatmak istiyorum. Bunu lütfen, lütfen. Çok önemli bir konu anlatıyor aslında. Yani hepimizin başına gelen veya gelecek olan şey anlatıyor şu an. 2018'in Temmuz ayının 7'si, hava sıcak. Arkadaşlarımızı aradım. 50-60 kişilik bir liste yaptım kendime. Öyle söylendi çünkü. Sponsorum öyle Manisa'da. Dedi. Manisa'da. Manisa'da. 50-60 kişilik liste. Çağırdık. Devam. Çağırdık. Salona tuttuk. Baktım salona. Toplamda 30 sandalye falan vardı. Evet. 30 sandalye vardı. 30 sandalye vardı. Ben dedim ki kızdım. Tabii bilmiyoruz. Dedim Ümmet Hocam. Sen dedim beni dalga mı geçiyorsun? 30 sandalye var burada, ben 70 kişi yardım, 60 kişi yardım, nasıl olur bu iş? Yani misafirler ayakta mı kalacak? Derken abi dedi sakin ol, biz bu filmi daha önce gördük. Eğer 10 kişi, 15 kişi gelirse 15 kişi. Eğer dedim 15 kişi gelirse bütün mükemmel toplantı ve başına koydu. Evet, 15 kişi gelirse başına koy dedi. Ben de sen görürsün içimden tabii. Biraz da görürsün saat 8'de. Neyse o heyecanla 1, 2, 3 derken biz zaten 6 kişiydik. İkdin Hanım gidişim. Hüseyin Bey'le bir arkadaşım yoldan tutarken gezerken tuttum ailesiyle beraber onu getirdim. 6 kişiydik Haşim Bey geldi. Ya o kişi sana geldi. Şimdi bak bir saniye şunu sahneye anlatayım. Yalçın Bey salonun kapısında otel burası. Burası toplantı salonu. 30 sandalye var. Beni suçluyor. 70 kişi çağırdım diyor. 60-70 kişi alacak. Müsaaden nerede kalacak diyor. Saat 8 oldu, toplantı saati geldi. Kimse gelmedi. 6 kişiyiz, biz bizeyiz hala. Gelen giden yok. Yalçın abi telefon açıyor, kapıdan bakıyor. Gelen var bir de bakıyor, yola bakıyor. Aşağı iniyor, yukarı çıkıyor. Gelen yok. 6 kişi biz de bekliyoruz içeride. Hüseyin Bey var, ben var, Rengir Hanım var, Aşık Bey var, Mehmet Aran var. Zaten 2 kişi var, 4, 2 de biz varız, 6. Çıka çıka misafirlerden, 70 kişiden 6 kişi geldi. Toplam sayı 12. Yalçın Bey'in o hayalindeki 70 kişinin toplantı yalan oldu. Ve dedi ki, hikayenin en canlı yeri. Ve dedi ki, yok artık dedi, bu iş olmaz, böyle de iş olmaz dedi. Daha ilk toplantı o gün işi bırakmaya karar verdi. Aynen. O gün ilk toplantı işi bırakmaya karar verdi. Bu iş olmaz. Tecrübe neden önemli?
Ben ona toplantıdan önce söylemiştim, ben bu filmi daha önce gördüm diye. Abi dedim sakin ol. Bu 6 kişiden dedim, bu 6 kişiden bir organizasyon doğacak. Bu 6 kişiden doğmazsa bir haftaki sonraki toplantıdan gene doğacak dedim. Her hafta toplantıları yapmaya devam edeceğiz dedim. Sen bana güven, gerisi de merak etme dedim. Aynen. Ondan sonra da devam ettik. Bize icat etti. Enerji yükseldi yine tekrardan. Ben yine liste yapmaya devam ettim. Hafta, bir hafta, iki hafta, üç hafta ama biz hiç bırakmıyoruz. Israrla devam ediyoruz. 10 kişi de olsa, 15 kişi de olsa ben de kendi kendime, ben hırslı bir insanım, ben de kendi kendime karar aldım. Ümmet hocam bunu diyorsa, Hüseyin kardeşim bunu diyorsa dedim. Onların bildikleri vardı, ben de ısrar etmeye karar verdim. Eşimle beraber bunun desteğiyle tabii ki. Devam ettik. Ben ilk rookie kariyerimi tam 3,5 ay sonra aldım. Wow, güzel. 3,5 ayda rookie. Efsane başarı abi. Ama sonra ne oldu? 3,5 ay sonra rookie kariyerini aldıktan sonra 6. ayında beginner oldum. 6. ay beginner? Ocak ayıydı. Evet. 3 Mart Vision, yani Dream Park Dandik Otel'de lansman oldu. Şirketimizin büyük bir lansmanı oldu. Burada ben ne yapmam gerektiğini sordum sponsorlarıma. Oraya kaç kişi giderse, özellikle burayı çok önemsiyorum. Oraya kaç kişi giderse dönüşümde mutlaka çok güzel şeyler olacak dediler bana. Ben dün gibi hatırlıyorum bunu. O yüzden ben bir otobüs dolusu, yani Manisa'dan tam 40 kişiyi İstanbul'da Dream Park Pendik Otel'e götürdüm. Dönüşte haftası, yani iki hafta sonra o vizyonu gördükten sonra, oradaki kazananları gördükten sonra, Bahadır Bey de burada o zaman kendisi, ben haftasına o vizyonda Bahadır Bey misafir olarak geldim. Ben 40 kişiyle gittim. 2 hafta sonra apprentice kariyerine ulaştım. Çok önemli. Evet. Daha sonra ekibimizle beraber, tabii ki toplantı beraber, üst liderlerimle beraber toplandıktan sonra bir karar aldım ve dedim ki ben master olmak istiyorum. Bir plan program çerçevesinde Nisan'ın, yani Mart'ın 3'ünde ben Green Park Pendik Otel'deydim. Mart'ın 3'ünde Nisan'ın 15'inde master kariyerine ulaştım. 1,5 ay sonra. Bu arada benden ve Hüseyin Bey'den de önce master oldu. Yani mümkün. Sonra biz onu yazdık ona kenara. Biz de önce sen nasıl master olmuştun diye. Sen görürsün değil. Sıkıntı yok. Toplam 26 ayda veremeyiz abi. Şimdi ya 6 ayda 7 ayda gittik artık. Bunu söylemek istiyorum tabii ki. Yani toplam gelirleri söylesen. Toplam gelirleri söyleriz hocam. Heyecan yapma. Sıkıştır mı hocam? Devamlı. Evet, süper. Özellikle onu söylemek istiyorum. Eset mi? Devamlılığın çok çok önemli olduğunu ben çok iyi anladım. Tabii ki daha önce tecrübem olmadığını söylemiştim. Yani 26 ay sonra, yani bunun ne kadar önemli olduğunu ben size söylemek istiyorum. Çok önemli. Devamlılık, pes etmek yok. Yani hedefinizi belirleyin, hedefinize doğru devam edin. Kesinlikle bırakmayın. Özellikle bunu söylemek istiyorum. Ben öyle yaptım. Benim hayalim vardı, hedefim vardı. Hayalimi, hedefimi koyduktan sonra zaten o yol aşılıyor. Esnaflık ne olacak? Esnaflık tamamen bitti. Esnaflık tamamen bitti. Ben de eşimle beraber tabii ki sağ olsun onun da desteği çok, hiçbir zaman yani arkamda değil, her zaman yanımda durdu İlknur Çapar'la eşim. Ona da çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Ümmet Hazır. Her zaman düştüm ve tuttular Hüseyin Demir'le beraber sponsorlarım. Çok şanslıyım bu konuda. Beni her zaman hayat aldırdılar. Her zaman desteklerini esirgemediler. Onlara minnettarım. Çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman bunu her yerde belirtiyorum çünkü benim hayatımı değiştirdiler. Bu iki insan benim hayatımı değiştirdi. Onlara çok ama çok güçlü alkışlıyorum. Ben de toplamda arkadaşlar aylık gelirim 60.000-80.000 arası şu an. Tam 20'ye giremiyorum çünkü 100.000 skalasında. Ama toplamda da ben de 1.2 milyon TL para kazandım bu işlerle.